Ne yapıyoruz şu anda? Şu anda yapıştırıyoruz. Alexander'de logosu da tasarımını çizdi. Evet, şu anda kendi orijinal yerine sadık bir şekilde kalarak. Evet, güzel. Şu şöyle görünüyor. Çok güzel yaptın yani. Eline sağlık abi. Daha yapamadık ki şimdi. Efsane oldu. Tek sorunumuz var şuradaki tire. Çok küçük. Çok küçük oldu. Bant olmadı ona. Şimdi buna başka bir şey ilgileneceğiz. Bu arada arkadaşlar, hani sadece burada değil, ruhsatta da Mazda 2JZ Turbo şimdi arabanın adı. Şu tireyi ayrı bir şekilde bir şeyle yapıştıracağız. Şimdi üstüne gelmiyor. Şu an çıkıyor da mecburen. 200'ü geçmezse sorun olmaz. Evet, sorun olmaz. Samet, benzin evet. Oraya takılma ihtimali çok yüksek. Orayı silerken böyle. Şuradan bakar mısın Demet? Oğlum çok fena oldu bu. Zarif oldu. Çok güzel oldu. Evet, Air 80. Önce an filmimizi de çekiyoruz. Zaten komple koyu filmlerini söktük. Tamam mısın? Renksiz bir film. Yapıyoruz. Yanları da değiştirdik. Arka camımız da aynı şekilde renksiz. Eskiden burada bayağı bir karmaşa oluyordu. Logomuz. Basıyorum ortadan. Evet sevgili arkadaşlar, bugün çok yorucu bir gün geçti ve şu anda biraz geç saat olmasına rağmen saat gece 2 gibi Ankara'da olacağım. Şimdi Ankara yolculuğuna başlıyorum. Sizi bu 13. bölümde neler bekliyor ondan bahsedeyim. Bu bölüm sizler için dolu dolu bir bölüm olacak. Öncelikle yarın sabah ilk saatlerde sevgili Asahat'in yanına gideceğim. Herter Mazda. O tamponun köşesinde küçük bir plastik eksikti. O gelmiş Japonya'dan. Onu teslim alacağım. Oradan direktman dinamometreye gideceğiz. Sevgili Utku'dan randevu aldık Onur'la beraber. Arabanın son nihai gücünü pompa benziniyle çok strese girmeden 1 bar gibi bir ayar düşünüyorum. İnşallah o ayarlarını yapacağız. Ve hemen sonrasında da esas o beklenen liver design tasarımı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi gelin arabaya konstant yapalım ve artık yavaş yavaş yola da çıkalım. Evet sevgili arkadaşlar, hız kesmeye devam ediyoruz. Şu anda sevgili Utku'nun dükkanına geldik. UUS Performans Mustang Dyno. Şimdi Dyno'ya çıkartacağız makinamızı ve son tutuşlarını ve ayarlarını yapacağız. Ve bir barda kaç beygir alıyor hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki şu anda en güvenilir Dyno'lardan bir tanesi diyebilirim Mustang Dyno'ya. Bunlarla alakalı sizlere olabildiğince yine video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Gelin şimdi Dyno'da makine kaç beygir verecek onu görelim. Şimdi arkadaşlar genelde soru geliyor. Mustang Dyno ile diğerlerinden sanki farkı ne? İşte Expert Dyno'sunda bu ayarı yapsak olmuyor mu? İşte Expert Dyno'sun herhalde aynı yani şey zannediyor. Yani görüntü olarak benzer olduğu için aynı zannediyor ama makine aynı makine değil. Buradaki bizim için önemli olan bu makinenin bizim motorumuzu istediğimiz kadar yüke bindiriyor olabilmesi. Yani atıyorum yokuş yukarı tam bir yolda yürüyormuş gibi aslında. Yokuş yukarı çıkıyormuş gibi simülasyon yapabiliyoruz. Düz yolda basıyoruz gibi simülasyon yapabiliyoruz. Bu makine bunu eddy current denen bir sistem sayesinde yapıyor. Hı-hı. Şehir elektriğiyle alarak bunu tamburlarına karşıt yük uyguluyor. Evet. Expert Dyno'sun da boş bir tambur var. Tamburun ağırlığını çevirtiyoruz biz sadece. Evet. İnerşiya Dyno diye geçiyor. Şimdi herkes onu aynı Dyno zannediyor. Ama değil. Niye? Ona gibi oluyor. Mesela şimdi burada ben bu arabayı 2 barda bastırabiliyorum. 1 barda bastırabiliyorum. 0.5 barda bastırabiliyorum. Fakat yolda 2 bar ayarladık. Normal bir Expert Dyno'suna çıkarttık. Yük uygulamayacağı için hı-hı. Sanki boşta gaza basıyormuş gibi sadece çevirip duracak onu. Basıyor. Anladım. O zaman arabanın 0.5 bardaki gücü. Aslında senin açtığın basınca göre de buradaki yükü anlık ayarlıyor Dyno, doğru mu? Bunu da ayarlayabiliyorsun. Yani baştan ayarlıyoruz. Ha, anladım. Yani yolda bu yol. Şu kadar basınç yapacak. Arabanın üzerine bu kadar rüzgar güç uyguluyor. Bu kadar zorluyor. Atıyorum bu araba ayarlarken 4. viteste 4. vitese atıyorum 5 saniyede bitiriyor. Hı-hı. Burada da 5 saniye bitirecek şekilde yük ayarlıyorsun. Ona göre de ölçüme devam ediyor. O yüzden de doğru sonuçlar öyle alabiliyor. Diğerinde kesinlikle. Hepsinde yanılma payı fazla olmuş çok oluyor. Çok fazla yanılma payı oluyor ötekiler. Belirli bir güç kapasitesi var. O güç kapasitesi o arabanın uygulayabileceği torka karşıt güç uygulayabilmek zorunda. Eğer uygulamazsa evet. Sonuç yanlış. Zaten kayıp çıkartacak. Tabii kendini de kandırırsın. Tune de olmaz, ayar da olmaz. Evet. Dyno'nun üzerinde yapacağın ayar da çok ciddi değiştirir. Çünkü yanlış bir tabii. Güç uyguluyor yani gibi yorum. Yani şey gibi olur. Atıyorum bu arabanın 1 ton 300 kilo mesela. Misal. 1 ton 300 kiloluk bir araba değil sanki bu motor 800 kiloluk bir araba aynen bir öyle. Gibi olur.
Evet, bunların altını çizdiğimi çok iyi oldu. Teşekkür ederim Onurcuğum. Biz de şimdi bildiğimiz kadarını anlatıyoruz ama burada yanlış bilgi çok fazla. Bilgi kirliliği çok fazla aslında, daha doğrusu. Şöyle dynoyu da göstereyim arkadaşlar. Eser abi, sen en son turuncuyu dynoya sokmuştun. Araba stok içiydi. Şimdi makineyi bir barda bir ayarlayacağız. 1.5. 1.5 mu? Evet. Eser abi inatla 1.5 bassın bu araba diyor. Mustafa'ya alırsa 1 ama 1.5'da. Daha güzel yürürüz. Makinenin motorun komple iç setup'ını hazırlayan kişi zaten biliyorsunuz daha önce E36 M3'te Rally 2005'in eski sahibi. Onda motoru tamamen 2JZ'yi artık yemiş, içmiş, yutmuş bir arkadaşımız, bir abimiz. Şimdi o motorun en son yapıldıktan sonraki işte ufak tefek bir benzin hattını değiştirdik biz. Bir iyileştirme yaptık. Onun dışında setup'ımızı değiştirmedik. Aynen. En son yaptığın senin o 1000 beygirlik setup duruyor. Turbosuna kadar. O yüzden şimdi Eser abi de sağ olsun geldi. Dynoya gelirken bir tane işte abi senin düşüncen ne? Kaç çıkar bir barda dedim. Şimdi herkes görecek ama senin tahminlerini alalım abi. 1 mi? 1 bar. 500 plus. Peki 1.5'ta senin söylediğin basınçta pompa benziniyle? Yani 600'leri rahat görürüz. Kaç istiyorsun siz onu söyleyeyim. Ona göre mi yapacaksın? Size ne lazım ya? Şimdi dayan üzerinde yapacağız ayarı, doğru mu abi? Hı-hı. Daha sonra da bir yolda, yolda da kontrol üzerinden geçeceksin. Yolda kontrol edeceksin. En son işte araba soğukken de yani işte ertesi gün ya da işte araba dinlendikten sonra da bir soğuk ayarı yap. Ayarlar bittikten sonra soğuk ayarı yapacaksın. Soğuk ayarı yapacak. Bir makineyi dayanıyor bağladı sevgili Utku. Bu arada Mustang dayanıyor arkadaşlar. Bu da Türkiye'de değil, dünyada zaten kabul görmüş değerleri, yanılma payı daha doğrusu. En az dayanıyor markalarından biri. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Nasıl, beklediğin gibi oldu mu? Ekranı gösteriyorum size. Şu an 7000 küsür devirde 490 teker beygir almış. Yani tekerde net ölçülen güç bu. Evet. Maksimum tork da tekerde 550... 553. 553 aynen. 553 o da 6000 devirde. Hı hı. Zaten turbomuz 5000 devirden, 5500 devirden sonra tam dolmaya başlıyor. Hı hı. Büyük bir turbo çünkü ufak da değil. Evet. Eğri gayet güzel, şık. 1.2 bar pompa benzini için safe bir ayarda. Güzel. Motor gücü? Motor gücü, şimdi şanzıman kaybı, diferansiyel kaybı o hesapladığımız değil, tahmin ettiğimiz bir şey. Biz önemli ama bizim için tekerde alabildiğimiz ana güç önemli. Bu net, ölçülen bir şey burada. Kimisi %20 olarak hesaplar, kimisi %25 hesaplar, kimisi %30 hesaplar. Hı hı. Yani atıyorum 490'ı sen 1.2 ile çarptığın zaman işte 580 çarpanına göre 600 beygir, 620 beygir öyle bir şey. 612 miydi sanki biraz önce en son gördüğümüz ekran resminde? Çarpana göre değişir. Bilemiyorsun ama işte 6 ileri şanzımanın ağırlığı daha fazla, senin diferansiyelin daha büyük, atıyorum şaftın daha fazla. Kayıplara göre değişiyor. Kayıp daha fazla. 5 ileri daha fazla güç çıkartır mesela, o zaman şeyi daha az hesaplarsın. Anladım, kaybı etkilemiş olur isterseniz. O tahmin ettiğimiz bir ölçü sadece ama bu net. Tekerde. Yani bütün dünyanın kabul ettiği ölçü bu. Tekerde 490 beygir. Arkadaşlar makineyi çok güzel bir şekilde dynodan çıkardık ve nereye geldik? Hemen sevgili Ege'nin mekanına geldik.
Arabayı şimdi teslim edeceğiz. O beklenen an geldi. O 3 boyutlu tasarımın çizimi bitti. Ve ona 3 yıl önce söz vermiştim. Bu makineyi sen yapacaksın diye. Şimdi bakalım Ege nerede? Ege burada mı? Nerede abi? Ege'yi bir çağırın. Ege Bey nerede? Oğlum giremiyorum. Buracığım ne haber? İyi, senden ne haber abi? Aleti getirdim. Hoş geldin. Söz verdiğimiz gibi buradayız kanka. Buracığım makineyi sana teslim ediyorum. Ben hızlı bir şekilde Kayseri'ye döneceğim. Anlaştık. Tüm tasarımlar onda. Şimdi arkadaşlar sanaldan gerçekliğe. Yani öyle herkes araba kaplıyor evet ama şimdi burada da öyle her zaman yapılan bir iş değil. Aynen. Renk de. Sen hazır mısın? Ben yani sonucuna hazır değilim. Kendini hazırladın mı? Hazırım. Makineyi teslim ediyoruz. Sonucundan da inşallah hep beraber arkadaşlar bu videoda göreceğiz. Umarım beğenirsiniz. Kanka şimdi sana kolay gelsin. Beklemek üzere. Evet, sevgili arkadaşlar. 3 gün sonra tabii siz arabanın tasarımını gördünüz ve şimdi ben de şimdi yanımda böyle duruyor ama anlatamam size duygularımı. Hemen gözümüzü sevgili Ege'nin mekanına açtık. Hobikar'a geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle arkamdan da artık sizi bekletmeyeyim. Siz tüm olayları izlediniz arkadaşlar. Şimdi ben Ege'cim merhaba. Ben sana böyle şeyler yapma demedim mi? Yapacağım dedim ama. Yaparız dedim. Abi fena. Fena fena. Elimde dosyalarla geldim. Nasıl? İnanılmaz. Yani her şey 3 boyutlu tasarımda tabii biz böyle çok heyecanlı gerçeği çizdik, daha iyi olmuş, değil mi? Bitirdik ama abi canlı çok fena, hele hele rengin aynen güzelliği. Bir de sizin işçiliğiniz eklenince, çünkü biliyorsun bu normal arabayı komple kaplamakla çizgilerin işte birbiriyle uyuşması. Kesinlikle abi. Yani büyük, mükemmel ya. Büyük detaylar var ve zor bir araba. Pandem body kit'ten dolayı. Evet. Az çok biliyorsun ne kadar zor oldu. Fitilleri var. Ben tahmin edebiliyorum sen şimdi dodikleri ayırdın, hepsini ayarlayacak. Anladın sen beni abi. Abi logomuz efsane oturmuş. Muhteşem kanka. Ellerine kollarına sağlık. Tekrar. Beğendiysen sıkıntı yok. Ama yapacağız dedik sana. Söyleyecek şeyim yok şu an. Bitirdi beni ya. Aynen. Evet sevgili gelince arkadaşlar, umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Ege sağ olsun Ankara'da çok güzel bu işlerle uğraşan. Bizim de aslında hemen aynı işleri yapıyor ama o da bizimle aynı kafa olduğu için dedi ki biz 3 sene önce bu arabanın tasarımından bahsedince dedi ki abi bir dakika bu işi dedi ben yapacağım dedi. Aynen. Sözünde durdun ama. Ona da söz vermiştik. Abi, arabayı da getirdim, teslim ettim. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten bu işçilik de çok önemli. Bir de şu yan taraftaki plotter kesimden de bahsedeyim. Normalde bu 970 serisi evet, tam kast araç kaplama tabii, folyosu. Hava kanallı olduğu için biraz daha zor kesim. Benim en büyük derdim şeydi zaten. Arabaya dijital baskı olmadan evet, kesim folyoyla, yani çünkü kesim folyoyla dijital baskı folyoların arasında tabii, çok fark büyük oluyor. Fark var. Aynen. Diğerinde boyayla yapıyor. Bunda folyonun kendi rengi bu metalik boya gibi durmasının özelliği. O çok önemli benim için. Bu arada kanka sen tabii makineyi yaparken ne hissettin? Benim için çok önemli. Ben zaten 3 yıldır bu arabayı bekliyordum biliyorsun. Sürekli, ben dilendim. Sürekli, aynen sürekli konuşuyorduk. Arabayı yaparken çok büyük zevk duyduk. Çok keyifliydi bizim için. Hı hı. Biz de sana teşekkür ediyoruz abi. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani gerçekten normalde araba renk değişimleri, işte buna benzer renk kaplamaları ya da ne bileyim işte o livery dizaynlar genelde dijital baskıyla yapılıyor ama aynen, bunun dediğim gibi tasarımı oluyor, düzgün şekilde ayarlanması, çizgilerin birebir ayarlanması. Arkadaşlar bildiğiniz gibi değil, ekip yani tüm 3 boyutu tasarımı ayrı ayrı tüm yerlerinden çıkartmış, ona göre hazırlamış. Zorladın bizi. Ama hakkını verdik. On numara, yani herkesin içinden çıkacağı bir iş değil. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çünkü abi, ben çok merak ediyorum. Arabayı mesela yapan ustalardan da
hani anlattığımız şeyi anlaması, aynı durumları paylaşıyor olmamız benim için en önemlisi o. Kafayı yakaladığımızı düşünüyorum ama. Şimdi elimdeki dostlar içinde ne var arkadaşlar? Şimdi onu göstereceğim size. Arabaya başladığım pandemi body kit'i taktığım günden beri herkesin kafasında bir tane soru işareti. Abi o body kit'i taktığın zaman arka kapılar açılıyor mu? Aynen. Herkesin sorusu buydu. Arka kapı açılmıyor arkadaşlar. Arka kapıya elveda dedik. Aynen. Body kit'i alırken de diyor ki arka kapı açılmıyor diye size söylüyor. Ben onu body kit geldiğinde anlatmamıştım size. Hatta onun için de şimdi özel stickerlarımız yapıldı. Burada yazıyor arka kapıyı açmayın diye. Hani eğer anlamazsanız diye Japonsanız da burada okuyabiliyorsunuz. Abi sende Japonca var herhalde. Var. Güzel. Ana dilim Japon olmasa bu araba yapamazdım. Aynen. Şimdi o konnichiwa'ların yazısını şuraya yapacağız. Erdil abi dedi ki kapı kilitlerini, tellerini çekelim istedi. Ama biz burada tabii içine girmemiz, çıkmamız gerekiyor. İşte arka kapıyı açacağımız zaman burada 5 tane Allen cıvata var. Bunu çıkartıyoruz bu parçayı. Çıkarttıktan sonra da kapıyı açabiliyoruz ama arkada işimiz oluyor. Kapılı araba gibi kullanıyoruz. Ondan sonra sizleri daha fazla bekletmeden en önemli bölüme geliyoruz. Sevgili Berkay burada diğer kamerada. Sevgili Mehmet bugün muhteşem bir videoyla beraber sevgili Doğan Kaba tekrar teşekkür ederim ekibine, Can'a. Çok güzel bir videoda aşağıya açıklama bölümüne ekleyeceğim. Sevgili Doğan Kaba'nın kanalından da arabanın detaylı inceleme videosunu aynı gün, aynı saat izleyebileceksiniz arkadaşlar. Umarım o videodan da keyif alırsınız. Şimdi şu sticker'ı buraya uygulayacağım. Çünkü artık insanlar bu kapıyı zorlamasını istemiyorum. Kapıyı zorladığında ne oluyor? Bu fibere ister istemez zarar verir. Şöyle. Bura bu kapınınki. Siz detaylı çekersiniz. Bir de şöyle bir sticker'ımız var. Bu turbo ile alakalı. Namazda'nın burada turbosuyla alakalı beklenmesi gerektiğini ve belli ısıya geldikten sonra kısa bir bilgi yer alıyor. Şimdi diğer kapınınki, hatta şunu da yapıştırayım. Diğerini isterseniz makineye artık yavaş yavaş son görüntülerini görelim arkadaşlar. Her turbo araçta olan ama bizim Mazda RX-8'imizde olmayan, çünkü kendinden orijinal rotary vankel turbo olmayan, atmosferik olan bir araç olduğu için şimdi o turbo sticker'ını da yaptık. Bu kadar. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Şu muhteşem görüntülere artık geçelim. Abi de herkese çok çok teşekkür ederim tekrar. Tüm ekibe sağ olun, var olun. Beklediğimin önünde bir araba oldu. Her şeyle, tüm işçiliğiyle. Tekrar teşekkür ederim. Buyurun, sizi şöyle alalım.
Heading northbound on Highway 201. Containment will be set up ahead of his last known direction of travel.